669 çocuğun katledilmesine engel olan Kahraman Vinton'ın yıllarca gizli kalmış hikayesi geliyor ekranlarınıza. Sir Nicholas Vinton, 1909 yılında Yahudi bir ailenin çocuğu olarak Londra'da dünyaya geldi. Ailesi, o doğmadan 2 yıl önce Almanya'dan Londra'ya taşınmıştı. İngiltere'ye uyum sağlamak için Almanya'daki soyadlarını bırakıp Vinton soyadını aldılar ve Hristiyanlık dinine geçiş yaparak küçük oğulları Nicholas'ı vaftiz ettirdiler. Vinton, Stowe School'dan mezun olduktan sonra iş hayatına atıldı. Fakat çalıştığı hiçbir yerde mutlu olamadı. Sürekli asıl mutluluğun ne olduğunu sorgulamaya başladı. Bu sıralarda Hitler'in Nazi Almanyası Avrupa'da soykırımlarına başlamıştı. Yahudi olan herkesi katlediyorlardı. Bu durum Vinton'u çok rahatsız etmişti. Vinton, Yahudi çocukların Naziler tarafından yok edilme tehlikesine karşılık merkezi Prag'da olan ve faaliyetlerini gizlice yürüten bir yardım ve kurtarma heyeti kurdu. Almanya'da Naziler, Kristal Gece olarak da bilinen Yahudi evlerine gerçekleştirdikleri kanlı saldırıdan sonra İngiltere hükümetiyle bu konuda ortak faaliyet yürüterek çocukları Almanya topraklarından çıkarmaya çalıştı. Fakat önlerindeki en büyük engel İngiltere'ye ulaşmak için Hollanda'dan kalkacak feribotlara güvenli bir şekilde ulaşmaktı. Büyük bir cesaret örneği göstererek kurtardığı çocukları sınırdan dikkatlice geçirip feribotlara bindirerek İngiltere'ye sağ salim ulaştırdı. Birkaç kez bu şekilde çocukları bölgeden kurtardıktan sonra 250 çocukluk son seferi 1 Eylül 1939'da çıkarmak üzere planladığında Hitler aynı gün Polonya'yı işgal ederek savaşı resmi olarak başlatmış oldu. Cesaretli olduğu kadar mütevazi bir kişiliğe de sahip olan Vinton, başta eşi Greta olmak üzere hiç kimseye göstermiş olduğu kahramanlıkları anlatmadı. Ta ki 50 yıl sonra eşinin çatı katında o dönem yaptıklarını bulduğu belge niteliği taşıyan bir defter bulana dek. Greta bulduğu defter karşısında şok olmuştu. Çünkü Vinton defterde her çocuğun tek tek kimlik bilgilerini tutmuştu. Ve daha sonra kocasından gizli olarak bu defterdeki çocukları araştırmaya başladı. Çocukları araştırırken tek bir noktada buluştuklarını fark etti. O da Hitler'in soykırımından kaçan yani Çek Cumhuriyeti ve Polonya'dan göç eden çocuklar olmasıydı. Greg, kocasının yapmış olduğu bu kahramanlığı bütün herkesin bilmesini istedi. Vinton için sıradan olan bu olay, Greg ve dünya için hiç de sıradan değildi. Greg, bulduğu defteri bir gazeteciye verdi ve kocasının yaptıklarına karşılık duyduğu şükrandan dolayı ona bir sürpriz hazırlayarak BBC'ye çıkardı. Vinton, BBC ekranlarında bir programa konuk izleyici olarak katıldığında hiçbir şeyin farkında değildi. Fakat yanında oturmakta olan eşi, onun gizli kahramanlığını canlı yayında herkesin bilmesini istiyordu. Eşi Gret'in hazırladığı sürpriz yalnızca bununla da sınırlı değildi. Canlı yayında konuk olarak oturan diğer çocuklar, Vinton'un kurtarmış olduğu çocuklardı. Vinton, aradan yıllar geçtiği için çocukların yüzlerini hatırlayamıyordu. Fakat o an gelip çocukların kimlikleri açıklandığında ne diyeceğini bilemedi ve ağlamaya başladı. Kurtarmış olduğu çocuklar tek tek Vinton'a sarılarak ona yaptığı bu fedakarlık için teşekkür ettiler. Nicholas Vinton yapmış olduğu kahramanlıkla İngiltere ve Çek Cumhuriyeti dahil olmak üzere birçok devlet ve kurumdan saygınlık ödülleri kazandı. 2015 yılında 106 yaşındayken ölen cesur adam Vinton arkasında kurtarılmış 669 hayat bıraktı. Sizin de anlatmamı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.